Fatoş Sezer. O doğduğunda takvimler 31 Ocak 1958'i gösteriyordu. Kocaeli'de dünyaya gelen Fatoş'un Polonyalı olan anne ve babası 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler Almanyası kamplarından kaçarak Türkiye'ye yerleşmişlerdi. Yaşadıkları korkunç olayların ardından Türkiye'de huzurlu bir yaşam sürüyorlardı. 3 çocukları oldu. Bu çocukların en küçüğü ise Fatoş'tu. Kendi halinde yaşayan bir aileydiler. Huzurlu bir hayatları vardı. Ta ki Fatoş 6 yaşına gelene kadar. Babasının ölümüyle yıkıldı önce. Daha babasızlığa alışamamışken 10 yaşına geldiğinde de annesini kaybetti. Kardeşleri ve anne babasıyla yaşadığı mutlu hayatı artık geride kalmıştı. Bundan sonra yapayalnızdı. Lise 2'ye kadar okuyabildi. Bir süre okul arkadaşının yanında kaldı. Ama burada kalmak onun zor olan hayatının daha da zorlaşmasına sebep oldu. Daha 13 yaşında küçücük bir çocukken eve gelen bir misafirin tecavüzüne uğradığını söylemişti yıllar sonra. Bu korkunç olayın etkisini uzun süre üzerinden atamadı. Ağladı, çok ağladı ama sığınabileceği bir anne ya da babası yoktu. Bu yalnızlığın verdiği bunalımın da etkisiyle 17 yaşında Nakipoğlu ailesinin oğluyla ilk evliliğini yaptı. Bu evlilik ilk önce mutluluk getirmişti ona ama Fatoş kendisinden 25 yaş büyük olan Beklan Algan'a aşık oldu. Şöyle demişti Fatoş, "Ben de sanırım baba sevgisi vardı. Hep kendimden büyük adamlara aşık oldum. Algan'la olan aşkımız 5 yıl sürdü." Bu arada ufak tefek mankenlik çalışmaları yapmaya başladı ama aklında sanatla ilgilenmek vardı. Bilsak Tiyatro Okulu'nda oyunculuk, dekor, kostüm ve yaratıcı drama eğitimi aldı. Önce Fransa'da çeşitli tiyatro çalışmalarıyla adım attı sanat dünyasına. Sonra Paris'te yaşayan tiyatrocu Mehmet Ulusoy ile evlendi. Mehmet Ulusoy'un kurmuş olduğu tiyatronun kadrosuna girdi. Fransız Devlet Tiyatrosu'nda ve Tiyatro Kare'de çeşitli oyunlarda oynadı. Kendisini sahnede çok iyi hissediyordu. Yaşadığı acıları bir tek sahnede bir başkasına dönüşürken unutabiliyordu. Güzel de bir kadındı. Tiyatrodaki başarılı performansı filmcilerin de dikkatini çekti. Ama daha yolun başında olduğu için 1984 senesinde Gönlüm ve Ben filminde yan rolde oynayarak ilk kez kamera karşısına geçti. 80'li yılların ikinci yarısında özellikle Halit Refik'in yönettiği filmlerde oynayan Fatoş Sezer, yine Refik'in 1987 yılında yönettiği Kurtar Beni filmiyle 25. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu seçildi. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Hayallerim Aşk ve Sen, Ah Belinda, Asiye Nasıl Kurtulur filmleri, Halit Refik'in yönetmenliğini yaptığı Kurtar Beni ve Hanım adlı filmlerde de oldukça başarılıydı. Bunlar dışında Doyumsuz, Dağlı Güvercin, Gülümse Biraz, Sevgiler Çiçek Gibi, Yoksul, Kuyucaklı Yusuf, Garip, Haram Oldu, Patron Duymasın, Kader Rüzgarı, Mesela Muzaffer gibi yapımlarda rol aldı. Kemal Sunal, Gülşen Bubikoğlu, Türkan Şoray, Müjde Ar, Hülya Avşar, Talat Bulut, Ferdi Tayfur, Harika Avcı gibi dönemin ünlü isimleriyle kamera karşısına geçti. 80'li yılları oldukça aktif geçiren Fatoş, 90'lı yılların başında pek fazla sinema filminde rol almadı. Onun yerine tiyatro oyunlarını tercih etti. Bu arada yıpratıcı bir aşk hayatı vardı. Tek isteği mutlu olmaktı. Ama kimse de aradığı güven duygusunu, saf sevgiyi bulamıyordu. Belki de söylediği gibi eksik kalan baba sevgisine ihtiyaç duyuyordu. 1994'te hayatı tümden değişti. Tiyatrocu Mehmet Ulusoy ile evliyken bir akşam evin kapısı çalındı. Kapıda Selçuk Gerede vardı. Selçuk Gerede Atatürk'ün silah arkadaşı Hüsrev Gerede'nin oğluydu ve Fatoş'tan 31 yaş büyüktü. Aralarında bir çekim olmuştu. Önce telefonlaşmaya başladılar. Fatoş da Selçuk da başkalarıyla evliydi. Aralarındaki bu büyük aşka engel olamadılar. Selçuk zaten eşinden ayrı yaşıyordu. Fatoş da bu aşk için evliliğini bitirdi. Bu birliktelik Selçuk Bey ölene kadar yani 9 sene devam etti. O günlerde Fatoş 40'lı yaşlarındaydı. Selçuk Bey öldükten sonra Fatoş kaldığı evden bile çıkartıldı.
Fatoş bu acı kayıp ve sonrasında yaşadıklarıyla ilgili Milliyet'e verdiği röportajda şunları söylemişti. Gerede kalp krizi geçirdi, doktor çağırdım ama kurtulamadı. Eşi Canan'ın isteğiyle cenazesi 3 gün evde kaldı. Toprağa verilmeden önceki gece yanında yattım. Cenaze sonrası Gerede ailesi evi boşaltmamı istedi. Bana verilmeyen papağanımı da 3 gün önce kapıcının dairesine bıraktılar. O aşkımdan geriye kalan tek hatıra. Bana gösterdiği sevgiyi çekemediler. Hakkımda akli dengesi bozuk demişler. Evet, psikiyatrik tedavi gördüm ama deli değilim. Evet, hakkında akli dengesi bozuk diyorlardı. Belki küçük yaşta yaşadığı anne baba kaybı, belki de 13 yaşında yaşadığı korkunç olay Fatoş'u çok yıpratmıştı. Bir de üstüne yıllardır yaşadığı evinden çıkartılmıştı. Hem sevdiği adamı kaybetmiş, hem de mutfağından, koltuğundan, evinden ayrı düşmüştü. Ama yılmadı, yıkılmadı. O hayatını tek başına sürdürebilecek kadar güçlü bir kadındı. Çalıştı, çabaladı, ayakta kaldı. Sezer kariyerinin son dönemlerinde televizyon dizilerinde rol aldı ve Rugby Türkiye ve Oto Türkiye isimli dergilerin sanat yönetmenliği görevini üstlendi. Çeşitli reklam filmlerinde de rol alan Sezer, Sıla adlı dizide, Sevdalı Bulut, Nereye Payidar ve Simyacı gibi tiyatro oyunlarında oynadı. Güzel oyuncu ile ilgili pek bilinmeyen bilgilerse başta Fransa olmak üzere Belçika, Lüksemburg, İtalya, İspanya, Rusya ve Afrika ülkelerinde çalışmış, uluslararası oyunculuk workshoplarına katılmış olması. 1988'de ise Fransa'da ödül almış olmasıdır. Sanat yaşamı boyunca yaklaşık 120 film, 40 tiyatro eseri ve 16 reklam filminde oyunculuk yapan Fatoş Sezer, 1 Haziran 2011'de Kurtuluş'taki evinde uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında öldü. Fatoş Sezer için Şişli Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına oğlu Çağrı Nakipoğlu ve en yakın arkadaşı dünyaca ünlü Türk keman sanatçısı Ayla Erduran başta olmak üzere çok sayıda yakını katıldı. Annesini eve geldiğinde ölü bulduğunu söyleyen oğlu Çağrı, "Annemi kaybettik 53 yaşında. Ben akşam eve geldiğimde kendisini yatağında yatar şekilde buldum. Baktım hayatını yitirmiş. Daha sonra da bu işlemler oldu. 53 sene yaşadı. Bu 53 sene içine çok güzel anılar da sığdırdı. Genelde hiç beraber oturmadık. Ben İstanbul'dayken o Fransa'da tiyatro yapıyordu. Ben eğitimim için yurt dışına çıktığımda o Türkiye'ye gelmişti. Zor bir hayat, yalnız başına olmak kolay değil. Bunu da çok iyi idame ettirdi, çok güçlüydü. Aynı güçle de gidiyor," dedi. Sezer'in cenazesi Edirne Kapı Sakız Ağacı Mezarlığı'nda toprağa verildi. 53 yaşındaki Sezer'in cenazesine sanat dünyasından sadece senaryo yazarı Kandemir Konduk katıldı. Yani Fatoş da yaşama veda ederken Yeşilçam'ın vefasızlığından nasibini almıştı. Acılarla dolu geçen bir çocukluk, sanata adanmış bir hayat. Çok sayıda film ve tiyatro oyunundan sonra sanat camiası ona son bir vedayı çok görmüştü. Acısıyla tatlısıyla bir Fatoş Sezer geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.